Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün yine Bakırköy Marmara Forum MediaMarkt mağazasından sizlere sesleniyoruz. Bu videomuzda sizlere dizüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz farklı farklı aksesuarlardan bahsedeceğiz. İlk konuklarımızdan bir tanesi, hemen şuradan alayım şöyle, Logitech'in K380 ismini verdiği taşınabilir klavyesi. Böyle çok hoş, hafif ve mobil bir cihaz. Bunu bilgisayara bağlayabilirsiniz. Hatta sadece bilgisayara değil, farklı farklı cihazlara da, örneğin bir televizyona da bağlayabilirsiniz ya da bir tablete veya bir telefona bile bağlayıp kullanabilmeniz de mümkün. Oldukça şık tasarlanmış bir klavye, onu baştan söyleyeyim. Dairesel olarak tasarlanmış tuşlar, tuşları şurada görüyoruz. Standart bir Q klavye dizilimi bizleri karşılıyor. Numerik pad'i yok ama böyle hani günlük kullanım için, televizyonda kullanayım, bilgisayarda kullanayım, dizüstünde kullanayım dediğiniz zaman aslında yanınıza alıp taşıyabileceğiniz iki adet, burada pil yuvası da bulunan bir modelle karşı karşıyayız sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Bu ürünle beraber kullanabileceğimiz bir de M350 faremiz var. Hatta farelerin burada farklı farklı renklerini görüyorsunuz. Şöyle bakın, beyaz bir rengimiz var. Çok da şık görünüyor bu arada. Farenin çok hafif olduğunu söyleyeyim. Hani şu an üzerinde bir, hatta güvenlik kilidi olmasına rağmen çok hafif. O olmasa daha da hafif olacaktır diye düşünüyorum. Pembe renk seçeneğimiz var. Özellikle kadın kullanıcılar muhtemelen bu kullanacaklardır diye düşünüyorum. Tercih edebilirler. Ve aynı zamanda biraz daha böyle şık olsun, ağır dursun dediğiniz zaman siyah renk seçeneğinde olduğunu söyleyeyim. Yani burada gördüğünüz gibi 3 farklı renk seçeneğimiz var. Siyah, pembe ve beyaz renk olarak da M350 modellerini alıp kullanabiliyoruz. Çok da hafif bir ürün. Özellikle böyle dizüstü bilgisayarınızı taşırken sadece onu taşımıyoruz. O yüzden bu tarz aksesuarların da hafifliği önemli ve ön plana çıkıyor. Hem klavyemiz, ki klavye şu kadar gördüğünüz gibi ve çok da hafif bir klavye, hem de farelerimizin çok hafif olduğunu belirteyim. Şimdi dizüstü aksesuarlar dediğimiz zaman biraz da profesyonel taraftaki ürünlerden bahsetmekten fayda var. Şimdi Logitech'in özellikle profesyonel için tasarlanan MX modelleri var arkadaşlar. Şu anda burada biz dördünü bir arada görüyoruz. En önemli ve en gelişmiş modellerden bir tanesi MX Master 3 serisi. Bu model özellikle profesyonel için çok fazla geliştirilmiş özellikleri bulunuyor. Özelleştirilme fonksiyonları mevcut. Örneğin şu tuşu başka bir şey atayabiliyorsunuz. Bu tuşlara başka bir fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Ayrıca pilinin de, şöyle göstermiş olayım, şurada görmüş olduğunuz tip C bağlantısı üzerinden şarj edildiğini belirtelim. Üzerinde bütün ışık bir pil var ve pil değiştirme derdi gibi şeylerle de uğraşmıyorsunuz. Hatta pili de uzun yıllar çalışabiliyor, kullanabiliyorsunuz. Özellikle profesyoneller için bu tarz özelleştirebilme fonksiyonları önemli olduğu için MX ailesinin neredeyse tamamında bu tarz bir fare bulmanız mümkün. Farklı farklı fiyat seçenekleri var bu modellerin üzerinde. Ama siz hangi ihtiyacınız için, örneğin grafik tasarımcıysanız belki daha profesyonel bir fareye yönelebiliyorsunuz. Öte yandan çok farklı yüzeylerde bir fare kullanmak istiyorsunuz. Anywhere modelleri önemli. İsimlerindeki bu Anywhere nereden geliyor arkadaşlar? MX Anywhere her türlü yüzeyde çalışabiliyor. Şeffaf olsun ya da olmasın, her türlü cam yüzeyde çalışabiliyor. Zaten normal standart masalarda falan zaten çalışıyor ve özellikle de profesyonelin ihtiyacı olan bu cam yüzeyde çalışma, zorlu şartlarda çalışma, pilinin şarj edilebilir olması gibi fonksiyonlar MX Anywhere ailesini bir adım öne çıkartıyor özellikle profesyoneller için. Özellikle uzun saatler fare kullanmak zorunda olanlar için Logitech'in ilginç bir çözümü de var. MX Ergo isimli bir faresi var arkadaşlar. Şimdi bu fare diğer farelerden farklı olarak hareket ettirilerek kullanılmıyor. Yan tarafında bulunan bir böyle bir tekerlek veya top gibi bir özel bir bölümü var. Elimizde orayı hareket ettirdiğimizde fare imleci de hareket etmiş oluyor. Bunun dışındaki diğer bölümleri aslında normal bir standart fareyle hemen hemen aynı. Ama elimizi hareket ettirmediğimiz için özellikle bileğinde sorun olanlar ya da uzun saatler boyunca fare kullanmak zorunda olanlar açısından enteresan ve ilginç bir model. Ve özellikle de bu tarz böyle uzun saatler kullanan ve fareyi kullanmak zorunda olan tasarımcılar veya video düzenlemeciler için aslında enteresan bir ürün olduğunu belirtelim. Özellikle de böyle bir ihtiyacınız varsa ya da böyle bir sıkıntınız varsa, bileğinizde, elinizde bir sorun varsa bu tarz bir fareyi kullanmanızı şiddetle öneriyoruz. Şimdi son yıllarda popüler olan bir konu, biliyorsunuz, online toplantılar, sosyal medya, YouTube, Twitch vesaire, buralardan yayın yapmak. İşte bu tarz yayınlarda kullanabileceğimiz çok güzel bir aksesuar. Yine diz üstünde kullanabiliriz, masa üstünde kullanabiliriz. Önemli bir aksesuar webcamler. Logitech'in C922 isimli modeli işte bizim bu sorunumuzu ortadan kaldırıyor. Şimdi bu ürünün
Full HD 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Eğer 720p'ye düşerseniz çözünürlüğü 60 FPS'e kadar da çıkabiliyorsunuz. Çok güzel bir yazılımı var yanında. O yazılımla yazı yazmak, çeşitli efektleri de uygulamak gerçekten de kolay hale geliyor. Ve özellikle sosyal medyada, işte Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, YouTube üzerinden, Twitch üzerinden canlı yayın yapanların çok tercih ettiği kameralardan bir tanesi de bu model. Bu modeli de dizüstü bilgisayarlarımızla ya da masaüstü bilgisayarlarımızla birlikte kullanarak güzel kayıtlar, güzel videolar ve güzel içerikler üretebiliriz. Evet, bilgisayar kullanırken yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi özellikle gece saatlerinde klavyenin gürültüsüdür. Neden? Biliyorsunuz o klavyeye bastığımız zaman gürültü oluşur. Dizüstü bilgisayarlarda da bu bir tık daha az olsa da masaüstü olanlarda çok daha fazladır. Eğer dizüstü bilgisayarda yazı yazıyorsunuz, içerik üretiyorsunuz veya çok uzun saatler boyunca bir şeyler yapıyorsunuz, sessiz bir model tercihiniz olabilir. Şu anda elimde tutmuş olduğum MK295 modeli de Logitech'in, bu modeli de hem faresiyle hem de klavyesiyle çok sessiz ve özel bir çözüm. İkisi beraber satılan bir ürün bu. Hem fare çok sessiz, tıklamaları neredeyse duyulmuyor. Aynı zamanda klavyenin de tuşlarının çok sessiz olduğunu belirtelim. Şimdi günümüzde özellikle oyuncular gürültülü klavye isterken normal kullanıcılar ise biraz daha sessiz klavye istiyor. İşte sessiz klavye isteyenler için de çözümlerinin olduğunu söylemiş olayım. Şimdi dizüstü aksesuar dedik ama oyuncuları da unutmamakta fayda var. Yanımızda 3 tane oyuncular için kullanılabilecek, ki oyuncu olmanın da kullanabileceği özel aksesuarlar var. Bunlardan bir tanesi şu görmüş olduğunuz G513 RGB mekanik oyun klavyesi. Şöyle yakın durayım. Bakın tuş sesleri çok güzel bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi buradan böyle. Özellikle oyunlarda en ufak bir hassasiyeti bile bu klavyeyle beraber yakalayacaksınız. Düşmanlarınıza karşı önemli bir avantaj sağlamış olacaksınız. Bu klavye önemli. Şimdi gelelim G305 kablosuz oyuncu faresine. Şimdi bu faremizde de gördüğünüz gibi mavi rengi var ama farklı renk seçenekleri de muhtemelen vardır. Kablosuz olmasına rağmen gecikme süreleri çok düşük bu modelde, onu söyleyelim. Ve birçok özellikle böyle oyun oynayanlar için ve gecikmenin önemli olduğu ki oyunlarda öyledir. FPS türündeki online özellikle oyunlarda çok işimize yarayacak bir fare olduğunu da belirtmiş olayım. Şimdi bir diğer ürünümüz ise G733 kablosuz 7.1 kulaklık. Bu gerçekten de çok başarılı bir kulaklık. Özellikle oyunlarda çok işimize yarayacak ve düşmanlarımızı alt etmemizi sağlayacak gelişmiş bir kulaklıkla karşı karşıyayız. 7.1 ses desteği var. Şu üst kısımda görüyorsunuz. Kafamız için özel bir desteğimiz bulunuyor. Onu şimdi biraz daha detaydan size göstermiş olayım. Şöyle görüyoruz şu anda. Bakın şu kısım kafamızı yormayacak, üzmeyecek bir bölüm var burada. Bunu kafamıza takarak oyunlar boyunca böyle heyecanı sonuna kadar yaşayabiliyoruz. Oldukça güzel bir kulaklık olduğunu da söyleyelim ve özellikle de oyunlarda böyle deneyimi sonuna kadar yaşamak isteyenler için, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için, ki bunlar aynı zamanda masaüstünde de kullanılabilir, orada bir sorun yok. Önerebileceğimiz bir çözüm bu. Logitech'in hem klavyesi, hem kablosuz faresi, hem de 7.1 kablosuz kulaklığı. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bu videomuzda sizlere dizüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Bu ürünlerle ilgili merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.